peki ne anladınız buradan? Nasıl oluyor o? Abi bir tanesi cin, diğeri de eğer yine melaike olarak düşünürsek dimaya bakmaz. İnsan insandır. Alim. Alim olmaz hasebiyle cinin üstüne çıkmış. Yani hem cini kullanabiliyor. Yani Cebrail Aleyhisselam'a daha yakın gözüküyor abi. Yani cin zanlar olabilir. Peki o bir bina hakikaten nasıl olmuştur o anda? Gözünü açıp kapayana kadar. Her şey her yerde ya zaten abi. Aferin. Her şey her yerde var. Yalnız bu alim üstünü açınca sıktı yani onları abi. Tabii enfüsçü bir alim. Tabii sıktı yani. Yani peygamberi sıktı ya. Harfiyatsız. Ondan sonra peygamberi sıktı ya. Peygamberi sıkınca aslı canlı Kur'an çıktı ortaya. Üstünü açtı. Şimdi her mesela saraya tecelli eden esma şu anda etmiyor mu? Her esma her yerde yok mu? O saray her şey her yerde var. Meratibi var. Tahayyül de mertebesinde var. Tasavvur mertebesinde var. O saray şu anda var mı? Var. Bunun üzerine aç. Bütün alemler bu alem içinde gördüğüm sırrı var ya. Şimdi bu enfusçi bir şeydi. Zattı. Ondan sonra bunu ne yaptı? O isimlere mazhar olduğu için bunun üstünü açınca yani açmak demek göz kapağı demektir zaten. Kapak kullanılıyor zaten. Gözünü açıp kapayıncaya kadar yani üstü açık yani battaniye aç kapatacak kadar. Şeytansız vesvesesiz diyor Süleyman yani. Aleyhisselam kullanıyor yani, adamları. Kapak bu perdedir kapak. Açmış da olabilir o an orada perde dolmuş olabilir o esma. Tabii işte o. Çünkü hani şimdi biz mesela şu an ben bunu çok tefekkür ettim abi tam şey yapamadım size de belki faydası olur. Şimdi ben dedim ki hani mesela Osman abi siz benim alemimde ne işiniz var? Bu şu şekilde olabilir abi ancak benim tefekkürüm abi. Biraz da elektriği anlamam noktasında. Bu demektir ki biz külli bir akla bağlıyız. Külli bir akılda ben konuşursam, benim konuştuğumu düşünüyorsanız şu an siz, bunun ileri safhası benim düşündüğümü de düşünebilirsiniz. Çok güzel. Bu demektir ki biz hepimiz küllü bir akla bağlıyız. Yani siz benim aklıma misafir gelmiyorsunuz. Biz hepimiz bir yerdeyiz aslında. Evet. Mahiyet küllü, insani birdir. Evet, yani. Mahiyet insani birdir. Küllü bir akılda, bunu hani mesela elektriksel olarak düşünürsek, diyelim ki bir bilgisayar düşünelim şurada. Hepimizin portlarla beynimizi oraya aktarabiliriz. Yani beynimizi çevirebilecek bir özelliği olsun, program olsun onun. Beni tanımlayabilecek bir program olsun. O programda biz hepimiz oynayabiliriz. Mesela bunun bir parça şu an aşılmış durumda. Şeyler var, oyunlar var abi. Bir ekranda ben kendi istediğim gibi oynarken o kendi istediği gibi oynuyor oyunlar. Hem onun oyununu görüyorum ben hem kendi oyunumu izliyorum. Şeydir yani mesela bir bilgisayar vardı ya bilgisayarlar. Tim Weaver. Ondan sonra şeydir. Yani 10 tane 20 tane bilgisayar bir bilgisayar gibi gözüküyor. Yani bir adam herkes. Herkes herkesi görüyor. Yani gibi yani ne yap bilgisayarın içine giriyoruz vesaire. Ama hepsi bilgisayar müstakil. Ama tezahürüne baktığımız zaman bir tane ekran. Hepimiz aynı yerdeyiz. Ve mesela bunu